metre civarında. Anakabir dediğimiz 3 metrelik kısım taşın ve tencerenin olduğu yerden ağaçların bitimine kadar devam ediyor. Yanındaki daha sonradan yapılan taş yığını aslında. Buradaki yağmur duaları hemen kabrin sol tarafında olan alanda yapılıyormuş. Birazcık da Ali Gazi'den bahsedeyim size. Aslında net bir bilgi yok Ali Gazi'nin hayatı hakkında. Sadece Bizans ve Anadolu Selçuklar arasında yapılan savaşlarda Çal ilçesi tarafında olan, yani Ellez Gazi, Mahmut Gazi ile beraber savaştığı biliniyor. Ve burada şehit olduğu ve şehit olduğu yerde biliyorsunuz Alperenler gömülüyor. Burada şehit olmuş ve buraya defnedilmiş. Daha sonra da aşağı Seyit köylüleri burada yağmur duası için, dua yapmak için, başka niyetler için geliyorlar. Hayrettin Bey ile biz köyde muhabbet ederken şeyden bahsetti, genç çocukluğunda, doğru değil mi, yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet. Çocukluğundaki anılarından bahsettik, evet. Ali Gazi ile alakalı. Biraz da seyircilerimiz için tekrar Tabii ki. Şimdi biz tam böyle 6-7 yaşlarındayken, unutamadım, bir anımı anlatayım size. Nisan ayının son haftaları veya Mayıs ayının ilk haftası, bu arada köylü buraya yağmur duasına gelir. Fakat yağmur duasına gelirken herkes burada bir şeyler yemesi için, dua etmek için, herkes gönlünden ne koparsa, isteyen evindeki tavuğundan verir, isteyen evindeki bulgurundan verir, isteyen tereyağından verir. Burada harmanlanan bir keşkek adı verdiğimiz bir yemek yapılır. Kadınlar yemeği yapar, yemek piştikten sonra dinlenirken duaya geçilir. Yalnız şu var, özellikle duaya çıkarken kadını erkeği mutlaka ceket tarzı bir şey giymek mecburiyetinde. Sebebi ise bizim gördüğümüz kadarıyla, atalarımızdan gördüğümüz kadarıyla dua yaparken bir bölümünü elleri havaya açık olduğu vakitte ceket normal giyilir. Eller aşağıya olduğu vakitte ceket komple ters çevrilir, giyilir. Bildiğim, geldiğim bayağı ki o zamanlarda ceketi ters giymeyenler olursa yağmurun az yağdığını gördüm. Fakat ceketi komple herkesin ters giydiğini gördüğümüzde de köye inmeden de damlanın düştüğünü bilirim. Yani böyle bir şeydir. Bu köyün böyle güzel bir adeti vardır. Her yıl genelde yapılır. Ama şu sıralar tabii teknoloji sebebiyle. Teknoloji, paranın maalesef daha çok önem kazanmasıyla. En son evet, ne zaman evet. Yapıldı? 2004 falan olması lazım. Tamam. O da şey tabii hani hazır tavuk, hazır. Yani o eski şeyler yok. Kalmadı, gelenekler i̇şte, kalmadı. Hatta bu şey esnasında kadınlar, genç kızlar buraya gelir, bu ağaçlara dilek çaputu deriz. Çaput dilek bezi bağlarlar. Ve o gün sabah erken 2-3 tane görevli veyahut da köyün azası dedenin başındaki taşı alır, Menderes'e ıslar. O orada bir gün ıslanır. Ertesi gün gelirler, koyarlar. Maksat şudur. Taş ne kadar su emerse toprak o kadar su çeker. Ve o kadar yağmur yağar. Güzel yani. Yerindedir yani. Yani. Onun için yaparlar. İşte böyle güzel bir adetimiz vardır. Eskiden. Artık yok. Maalesef teknoloji böyle şeyleri götürüyor. Ama yaşatmak lazım.